Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlarım. Geçen sene de burada birlikte olmuştuk. Muhtemelen ona da katılanlar vardı. Yani benim için yabancı bir ortam değil. Tekrar burada bulunmuş olmaktan dolayı son derece mutluyum. Bugün yerlilik üzerine konuşacağız. Aşağı yukarı son 5 sene ülkemiz itibariyle çok gerilimli, sıkıntılı, sorunlu bir 5 yıl olarak tarihe geçti. İleride nasıl yazılacak bilmiyorum ama yani en dramatik zirve yaptığı nokta 15 Temmuz'du. Hala onun şokunu tam olarak milletçe atlatabildiğimiz kanaatinde değilim. Bütün bu gerilim süreçleri içerisinde bir kavram dolaşıma girdi. Yerlilik, biraz da millilik gibi bir kavram. Devlet kademelerinin en yüksek noktasından itibaren bu seslendiriliyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız, işte yerli olalım falan gibi bir vurguda bulunuyor. Bunu çok önemli bulduğumu baştan söyleyeyim. Son derece önemli buluyorum. Heyecan verici de buluyorum. Ama bu kavram etrafında düşündüğüm zaman, hatta şöyle söyleyeyim, bu kavramın karşılıkları üzerinden düşündüğüm zaman o heyecanın biraz da endişeli bir başka duyguya dönüşüyor. Şimdi yerlilik denildiği zaman ne anlıyoruz? Yerli veya yerlilik denildiği zaman ne anlıyoruz? Hemen çağrışımlar düzeyindeki sermayemize bir bakalım. Elimizde ne var ne yok. Mesela ilk çağrışımı nedir yerli olmanın? Valla benim aklıma yerli malı haftası geliyor önce. Bilirsiniz. Hala kutlanıyor mu o hafta? Kaldırıldı mı? İyi, iyi isabet. İsabet. Benim çocukluğumda, gençliğimde yerli malı, yurdum malı, her Türk onu kullanmalı diye saçma sapan işler yapılırdı. Emtia dünyamıza, mallar dünyamıza, hizmetler dünyamıza baktığımız zaman zaten artık bunun yerlilikle falan açıklanabilecek bir tarafı kalmadı. Neyin haftasını kutluyoruz ki? Onun için kaldırılmış olduğunu öğrenmekten dolayı memnunum. Sonra bir başka şey daha geliyor. Yerliler. Bu da seyrettiğim kovboy filmlerinden aklıma geliyor. Yerliler geliyor. Bir T borusu falan çalar. İşte o western filmlerinde, kovboy filmlerinde falan. Böyle vahşi bir takım adamlar sahneye çıkar. Çağrışımlardan biri de bu. Onun dışında yerli olmak bir anlamda dünyaya kapanmayı falan da imliyor. Yani sadece bana özgü veya bize özgü ne varsa ona tutunarak yaşamak, onun içine gömülerek veya ona tutunarak yaşamak. Bu da çok hayırlı bir çağrışım değil. Çünkü şöyle teorik olarak yoklayalım. Mesela yerli yaşamak isteyen bir insanın kendini yerli kılan bir saflığa gömülmesi nasıl bir netice verir? Yani önce şehrim diyebilirsiniz ama şehir size daima sürpriz çıkarır, farklı bir şeyler getirir. Kaçarsınız şehirden. Mahallenize sığınabilirsiniz. Mahalle bile sürpriz çıkarır. Evinize çekilebilirsiniz. Ev de sürpriz çıkarabilir. Odanıza çekilirsiniz. Orada sadece siz varsınız ama bu sefer içinizdeki bir başka ben ortaya çıkar. Yani bu nafile bir şey yani. Onu da söyleyeyim. Yani yerliciliğin özcü açılımı sıkıntılı bir şey, boğucu bir şey. Elimizdeki sermaye bu. Şimdi yerli olalım denildiği zaman ne anlaşılacak?
bu hakikaten işlenmeye, inceltilmeye muhtaç bir kavram. Bu konuda doğru düzgün bir entelektüel tartışma var mı? Hayır, yok. Sadece adını koyduk ama içi bomboş. Şöyle başlayalım, yani şuradan başlayalım. Mesela yerli olmak nedir meselesine önce bir zemin yoklamasıyla başlayalım. Yer tarifleriyle başlayalım. Ondan sonra yerli olanı, yani bunun öznesi nedir? Ona bir cevap verebiliriz belki. Bu yer denildiği zaman kabaca zemin anlaşılıyor. Ayaklarımızı bastığımız zemin. Bu da arzdır. Yer küredir netice itibariyle. Ve uzar gider. Yani ucu bucağı yoktur. Yerli olmak arza ait olma hissi doğuruyorsa bir bakıma bizi çok açacak olan bir şeyle de karşılaşıyoruz. Çünkü bizim dinimiz bu dünyayı insanlığa müjdeleyen bir dindir. Mesela Hristiyanlık böyle bir din değildir. Hristiyanlık yer küreyi, arzı, sürgün yeri olarak tanımlar. İlk günahın bedelini ödemek için gelinir buraya. Yani her doğum bir sürgündür. Halbuki bizim dinimiz yeryüzünü insana, yaratıkların en şereflisi olan insana müjdeler. Yeryüzü bize vaat edilmiştir. Dolayısıyla ihmale gelmez. Bu iyi bir zemin etüdüdür aslında. Yani düşündüğümüz zaman, evet, dünya bizimdir. Yani yer küre bizimdir. Onun içinde yerli olmak, bu dünyaya ait olmak. Burada özel bir sınır, özel bir ne diyelim, engel falan tanımamak iktiza eder. Fakat tarih bize tam tersini söylüyor. Yani tarih daima insanı bir şeylere, zeminde bir şeylere mahkum ediyor. Bunu şöyle de aşmak mümkün. Gene dinimizi dinlersek, ben sizleri fırka fırka, çeşit çeşit, bölük bölük yarattım. Birbirinizi tanıyın. Yakınlaşın. Muhabbet edin. Tanıyın diye. Şimdi bunu da tarihsel sağlamasını yaptığımız zaman işler böyle gitmiyor ama. Yani savaşların tarihini nereye koyacağız? İç savaşların tarihini nereye koyacağız? Kan davalarının tarihini nereye koyacağız? Yani Habil ve Kabil'den başlayan bir hikaye de var yani. Şimdi tabii dilekler, temenniler, ütopyalar düzeyinde evet. Yani bu dünya sınır kaldırmaz. Eğer bu dünyaya sınır koyuyorsak ve orasını bizim özel yerimiz olarak tanımlıyorsak, bu müjdeye aykırı bir şey yapmış oluruz. Ama bir de zorunluluklar var. Yani tecrübenin ortaya çıkardığı bir takım zorunluluklar var. Mesele zaten o zorunluluklar içerisinde ne yapılabileceğine dair bir şey söylemek. Ve sonuçta söylediğimiz şey bu müjdeyle, bize müjdelenenle en azından çelişse bile bu çelişki rahatsız edici bir çelişki olmamak durumunda. Hesabı ne şekilde verilir onu bilemiyorum tabii. Şimdi şöyle koyalım. Mesela liselerde filan haritalar konur öğrencinin önüne. Dünyanın haritalandırılması meselesi değil mi? İşte bir fiziki harita vardır. Coğrafya öğretmenleri işte önce dünyanın fiziki haritasını öğretirler. Şimdi ben böyle fiziki haritalara baktığım zaman çok rengarenk bir dünya ile karşılaşıyorum ve çok hoşuma gidiyor. Yani dağlar, ırmaklar, denizler, ovalar. Ve hakikaten çok hoş. Yani çok renkli ve çok sahici. Yani dağı dağ gibi renklendiriyorlar. Denizi deniz gibi, ovayı ova gibi. Çok hoş. Bir süre sonra bir siyasi harita çıkarırlar karşınıza. Ya o da çok renklidir ama bütün renkleri donuktur.
Mesela Polonya diye bir yer vardı, sarıdır. Niye sarıdır? Çünkü Almanya maviyle anlatılmaktadır mesela. Yani işte maviyle sarının farkını vermek için oraya sarı yapmışlar. Almanya ile Polonya sınırlarını ayrıştırmak için tamamen keyfi. Yani sarı, kırmızı, turuncu, mavi bir sürü renk. Şimdi bu da bir renk cümbüşü ama çok donuk, çok mat ve çok sıkıcı. Yani o renk cümbüşü bizi şenlendirmiyor. En azından beni şenlendirmiyor. Şimdi bu siyasi haritalarla fiziki haritalar arasındaki bu dramatik farklılık sadece basit bir farklılık olarak ortaya konuyor. Halbuki bu farklılık olağanlaştırılmazsa eğer bazı şeyleri düşünmek mümkün. Bu farklılık olağanlaştırılırsa ki eğitim bunu yapar, olağanlaştırır. İşte Polonya sarıdır, Türkiye bordodur, ne bileyim yani filan. Bunu böyle tanı, bunu böyle veri al, bunu böyle kabul et diye imler bize. Yani bu dünyada yer bulmak, yer sahibi olmak tarihsel olarak çok sıkıntılı. Çok çok sıkıntılı. Hal böyleyken bu kadar yer bulmak, zemin bulmak, oralara tutunmak meselesi bu kadar problemliyken ama çok tuhaf başka şeyler de olur. Mesela yer kayıpları olur. Şimdi bunu mesela şehir sosyolojisi yapan, aklıma gelen ilk örnekler, isimler işte mesela Castells gibi, Marc Auger gibi falan yazarlar. Çok yadırgatıcı bir biçimde, okurunu çok yadırgatıcı bir biçimde ortaya koyuyorlar. Yani şöyle ortaya koyuyorlar. Şimdi yer dediğimiz şey somut bir şey. Bir takım yerler var ama bu yerlerin kompozisyonu, onun üzerindeki bir takım yapıntılar, işlemler, tasarruflar, yer diye tanımladığımız şeyi aslında yersizleştirebiliyor. Şimdi ben mesela bu sabah Maltepe'den kalktım, buraya geldim. Nasıl geldim? Bir yol kat ettim. Arabamı önce metroya yakın bir yere park ettim. O yol bir yer midir? Pek bir yer değildir yani. Gelip geçilen bir yerdir. Oysa gelip geçilen yerde bir tutunum olmaz. Onu tamamen araçsal olarak kullanırsınız. Sonra metroya bindim. Aldı beni, bir yerlere götürdü. Sonra Marmara'ya bindim, o da bir yerlere götürdü. Mesafeler kat ediyorum. Ayağım zemine basıyor. Orasını yer zannediyorum. Oysa orası yer değil. Ve hayatımızın bütününe baktığımız zaman görüyoruz ki aslında yer zannettiğimiz yerler pek de yer değil. Mesela Marc Auger'un kitabının adı Yer Olmayan. Çok hoş bir kitaptır. Havaalanları, limanlar, yollar, ömrümüz de oralarda geçer yani. Çok büyük bir alanı kaplar ama yer değildir yani. Hollywood da bu açıdan böyle çok ilginç filmler yaptı. O havaalanı filmleri falan biraz bu yersizlik, yurtsuzluk meselesini çok güzel ortaya koyuyor. Adı başka türlü konuluyor ama aslında o yer değil. Bir yer adı konuyor ama o yer, yer olmaktan çıkıyor. Bir ayrım var burada, teorik bir ayrım var. Çok sizi sıkmadan onu söyleyeyim. Yani place İngilizce, bir de space diye bir şey var yani. İkisi farklı şeyler. Biz bir yeri işgal etmekle, ayağımızı oraya basmakla bir yer sahibi olmuş hissine kapılabiliriz ama tarih bu konuda bizi çok paradoksal olarak şaşırtabilir. Bu da bizim tarihimizdir neticede. Biz yapmışızdır ne yaptıysak. Yer sahibi olurken yerden de olmak mümkün yani. Bir de böyle bir şey var. Şimdi tabii bütün bunlar biraz sizi bu konularda düşündürmek içindi. Düşünenler ve benden çok daha derin düşünenler de elbette aranızda olabilir. Ama toplu olarak düşüneceksek biraz bazı gözden geçirmelere ihtiyaç var. Şimdi şöyle bir tespit de yapmak mümkün.
geleneksel dünyayla, yani premodern dünyayla modern dünya arasındaki fark yer hususunda çok dramatiktir. Şimdi mesela tarih atlasları da bunun çok tipik bir göstergesidir. Bakınız mesela alalım bir tarih atlası. Mesela Anadolu'daki bilmem İsa'dan önce bilmem ne devrinde işte yerleşim noktaları, işte Frigya bölgesi, Lidya bölgesi, Likya bölgesi, Karya bölgesi falan böyle adlandırılır bunlar. İonya falan, Aolia. Böyle antik bir takım alanlar tanımlanır. Ve sınır vardır yani. Mesela Frigya bölgesini uyduruyorum Hitit bölgesinden ayrıştırmak için bir sınır vardır. Onlar da farklı renklerde ifade edilir. Veya hadi daha da bize doğru çekelim. Mesela Osmanlı Devleti'nin sınırları. Bir atlas bize bunun sınırlarını çizer. İşte Balkanlardır, Anadolu'dur filan. Böyle Hicaz'a kadar iner, Mısır'ı, o ta bilmem Fas'a kadar uzanır filan. Şimdi sınırlandırılmış bir coğrafya ve bize görsel bir imge olarak sınır fikrini sunuyor. Ama Osmanlı'nın hükümran olduğu, hakim olduğu, egemen olduğu diyelim ki 600 sene boyuna aslında öyle bir sınır falan yoktur. Bunlar modern bir kafanın retrospektif olarak kendi tecrübesiyle elde ettiği bir bilgiyi geçmişe yüklemesi gibi bir şeydir. Ne Hun Devleti'nin öyle bir sınırı vardır, ne Roma Devleti'nin öyle bir sınırı vardır, ne Sasanilerin öyle, ne Çin'in öyle sınırı var. Çin biraz tabii orijinal çünkü o bir sınır koymuş. Ama yani işte bir yere kadar Çin Seddi diye bir set oluşturmuş. Ama yani o kuzeyde, öbür taraflarda ne oluyordu yani onları bilmiyoruz tabii. O geçişler neydi filan. Yani premodern dünyada sınır fikri bugün olduğu gibi değil. Böyle garnizon şehirler, kaleler falan vardır ama yani araları boştur yani. Oralardan yolunu bulduğunuz zaman istediğiniz gibi gelir geçersiniz. Hatta çok kolaylaştırıcı bir şeyler de vardır hayatın içerisinde. Mesela sadece selamun aleyküm diyerek buradan Çin Türkistan'ına kadar gidersiniz. Yani arada size ne pasaport sorulur ne bavul kontrolü yapılır hiçbir şey olmaz. Yeter ki mesela Müslüman yerleşimleri izleyin, Çin'e kadar gidersiniz yani. Pasaport, selamun aleyküm yani başka bir şey yok. Aynı şekilde mesela bir Hristiyan da böyle hiçbir pasaport engeline falan rastlamadan ne bileyim bugün İtalya'sından kalkar, Balkanları geçer, Anadolu'yu geçer, ta Kudüs'e kadar gidebilir yani. Mesela haç böyle bir şeydir. Fazla sınırlı bir dünya değil. Ama bugün modern dünya bu konuda çok hassas. Bunun tabii iktisadi bazı sebepleri de var. Yani biliyoruz ki ulus formasyonu, ulus devlet formasyonu ve modern patri, yurt formasyonu, bir siyasal coğrafya formasyonu olarak çok dikkatli, özenli bir tasarımın konusu. Ve siz herhangi bir şekilde bir coğrafyada onu siyasallaştırıcı etkiler üzerinden bir sınır koymazsanız bu dünyada var olamıyorsunuz. Modern dünyada var, bir özne olarak tanımıyorsunuz. Mesela aklıma ilk gelen örnek Pakistan'dır. Pakistan ve Afganistan arasında sınır. Bazen sizin koymak istediğiniz sınırlara tabiat kuvvetli engeller çıkarıyor. Ama Paştunlara gelin de anlatın bunu. Yani adamlar böyle yılın bir dönemi bugünkü Afganistan'da, öbür dönemi Pakistan'da. Onlar ne Pakistan'ı biliyorlar ne Afganistan'ı biliyorlar. Bunları galiba 1970'lerdeydi ya bir nizama sokalım falan engelleyelim diye bir girişimde bulundu. İki hükümet ortak bir kararla Paştunlar yaktılar ortalığı, yıktılar yani. Başa gelemediler ya, bıraktılar artık yani Paştunlar bildikleri gibi.
Böyle tabii arzi durumlar da yok değil, var. Ama modern dünyada adam yerine konmak için, yani özne muamelesi görmek için sınır çizmek zorundasınız. Bu sınır meselesi dediğim gibi bir kere iktisadi bir meseledir. Yani bir pazar meselesidir. Bir üretim disiplini oluşturmakla ilgili bir şeydir. Bu bir işçi ordusu yaratmakla ilgili bir şeydir. Bu bildiğiniz bayağı modern bir orduyu yaratmakla ilgili bir şeydir. Yani sağından bakın modern sınırların, karşınıza tulum çıkar. Tulum, işçi tulumu. Öbür tarafından bakın üniforma çıkar. Asker üniforması. Bunun aslı budur. Yani merkantilizm örneğin, iktisat okuyanlar filan bilir, iktisat tarihi itibariyle. İşte bu sınır koyma fikrinin ilk defa uyandığı bir nokta. Malların dolaşımıyla ilgili bir takım tedbirlerin, gümrük uygulamalarını filan başladığı noktalarda oluyor bunlar. Yoksa sınır böyle birden modern insanın özgür bir buluşu gibi, bir tür modern vahiy gibi inmiyor yeryüzüne. Başka bir şey. Onun hakikaten çok objektif sorunları var. Şimdi tabii ister geleneksel, ister modern anlamda bakalım. Yani bu dünyada bir kere şey gibi değil. Nasıl söyleyeyim? Evrenin genişlemesi meselesinde olduğu gibi. Evrenin genişlediğini biliyoruz da o genişlemenin oldukça düz bir genişleme olduğunu da biliyoruz. Yani onun içerisinde böyle bombeler falan yok. Belli ağırlık noktaları falan yok. O böyle bir her şeyi içine alan bir genişleme. Ve o yatay genişleme içerisinde ne oluyorsa oluyor. Kara delikler de orada oluyor. Hepsi orada oluyor. Fakat tarihte böyle olmuyor. Yani tarihte biz dünyanın sürekli olarak bombe verdiğini, bir takım ceplerde belli ağırlıkların biriktiğini ve bu ağırlıkların dünyada bir takım merkezler oluşturduğunu görüyoruz. Dünya tarihini mesela merkez çevre ilişkileri açısından işte sistemci okulun yaptığı gibi falan incelersek bunu görüyoruz. Veya bağımlılık okulunun yaptığı gibi. Yani bir dönem Çin müthiş bir ağırlık noktası. Orada bir bombedir yani. Bir birikimdir. İçi dolu bir şeydir o. Yani Hint öyledir falan. Binlerce sene öyle olmuştu. Sonra birden bunlar silinmiştir. Yani Hindistan sömürge olmuştur. Çin sömürge olmuştur. Bombe başka bir yerde çıkıyor karşımıza. İşte mesela Amerikalarda çıkıyor ve Avrupa'da çıkıyor. Pan-Avrupa veya Avrupa merkezli ve Atlantik merkezli bir başka ağırlık noktası. Bir zamanlar ışığın doğudan geldiğine inanılırdı. Yani Ex Orient Lumini. Işık doğudan geliyor. Binlerce sene ışık doğudan geliyordu. Şimdi ama öyle bir şey yok. Yani modern dönemde baktığınız zaman ışık başka yerden geliyor. Atlantik'ten geliyor. Dünya ya güneş başka yerlerden, ışık başka yerlerden doğuyor sanki. Ama bugün gene farklı. Çin yeniden bir orada bombe oluşturdu. Yani bir ağırlık oluşturdu. Hindistan yeniden bir ağırlık. Bir kere bu ağırlık merkezlerinin tayin ettiği bazı dünya iş bölümleri okunmadan bu sınır meselesinin, yer yurt edinme meselesinin anlaşılmasına imkan yok. Gelenekselle modern arasındaki fark, sınırların oldukça belirsiz olduğu, onu da şöyle arz edeyim, bir hardcore, sert çekirdek bir doku ve onun etrafında gittikçe yumuşayan başka zeminler arasındaki ilişkiler. Mesela Çin'in hakimiyet sahasından bahsedebiliriz. Hindistan'ın hakimiyet sahasından bahsedebiliriz veya Roma'nın hakimiyet sahasından bahsedebiliriz. Bu hakimiyet sahalarını tanımlarken merkezden çevreye doğru bir yumuşamanın, bir pelteksileşmenin, jöleleşmenin de izlerini sürmek gerekiyor. Ama o bir havza oluşturuyor. Orada bir ağırlık havzası var. Bunu tabii ki servetle, güçle, müesseselerle, sermayeyle, her neyse insanlığın maddi tarihinin donanımlarıyla ilgili bir mesele olduğunda söylemek, malumu ilam etmek olacaktır. Ama vurgulayalım.
Böyle bir takım havzalar var. Ben bunlara pek aradım ama karşılığını bulamadığım için kendimi uydurdum izninizle. Tarihsel havzalar diyorum. Şimdi mesela Mezopotamya tarihsel bir havzadır. Çin veya Hindistan birer tarihsel havzadır. Roma bir tarihsel havzadır. Doğu Akdeniz bir tarihsel havzadır. Bugünkü Amerikaların tam orta çizgisinden biraz kuzeye, daha çok güneye inen bir başka havza daha var. İşte İnkaların tarihi, bilmem Azteklerin tarihi falan gibi. Yani böyle şeyler var. Ağırlık merkezleri falan çıkıyor karşımıza. Modern dünyadaki iş bölümü çok daha karmaşık olduğu için merkez çevre ilişkileri de hayli karmaşık. Yani dünyanın merkezi ile çevresi arasında ara bir takım unsurlar, mesela buna da yarı merkez havzalar falan deniliyor veya ülkeler deniliyor. Bunlar ortaya çıkıyor ve sürekli olarak da sorunlu biçimlerde ortaya çıkıyor. Yani dünyadaki coğrafi iş bölümü meselesi daima sorunludur ama bugün her zaman olduğundan daha sorunludur. Onu da vurgulamış olalım. Şimdi siyasi coğrafyalarla tarihsel havzalar arasında da mühim bir farklılaşma olduğunu söyleyebiliyoruz. Bunun etkilerini biraz dramatik olarak tartışmak isterim. Mesela Osmanlı'nın torunları olarak görüyoruz biz kendimizi burada, yani Türkiye Cumhuriyeti sınırları içeri 700 bilmem kaç bin kilometre kare falan gibi. Misak-ı Milli falan diyoruz. Biz bu Misak-ı Milli'ye ne zaman ulaştık? Yani modern Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarına işte 1920'lerde falan ulaştık değil mi? Kesinleşmesi falan işte 20'leri buldu. Bu zamana kadar ne kadar zaman geçmiş? Baktığınız zaman yani 80-90 sene falan gibi değil mi? Yani bilmiyorum, şöyle hesabım çok iyi değildir. 80-90 sene falan. Yani hadi bilemediniz 100 sene. Biz 1912'de Balkanlardan çıktık. Ve de tuhaf 12 günde falan çıktık. Oraya bizim gelişimiz yüzyıllar sürmüştü. Ve biz Balkan fetihlerini tamamladıktan sonra en az bir herhalde yani kabaca bir 400 sene falan. Balkan topluluklarıyla birlikte yaşadık. 400 sene nasıl yaşadığımızı bilmiyoruz bugün. Nasıl koptuğumuzu iyi biliyoruz. Savaşlar bize öğretiyor. Sonrası belirsizlik. Şimdi o zaman düşünmek lazım. Balkanlarla bizim bugün üzerine oturduğumuz Anadolu arasında bir havza birliği var mı yok mu? Tarihsel olarak var mı yok mu? Buna verilecek cevap böyle kolay kolay tartışma kaldırmayan bir cevaptır. Evet var. Yani Balkanları gezen insan, oranın verimli topraklarını yani gören insan, yani Trakya'ya, Batı Trakya'dan Doğu Trakya'ya doğru geldiğinde çok yadırgatıcı bir coğrafyayla karşılaşmaz. Bugün bizim Marmara dediğimiz bir havalinin iklimi, toprak örtüsü vesaire bunların hepsi Balkanların uzantısıdır. Yani aşağı şeye kadar, Manisa'ya kadar falan çekebilirsiniz onu. Yani Anadolu'da Balkanlar devam ediyordur aslında. Önemli bir kısmıyla üstelik ediyordur. Şimdi nasıl oluyor da bu havza birliği, bu tabii havza birliği, üstelik bunun siyasi bir formasyonda da karşılığı var. Çünkü Roma bu demek. Bizde de var. Bugün yok elimizde. Çünkü çakışmıyor bunlar. Yani tarihsel havza fikriyle, tarihsel coğrafyayla siyasi coğrafya oturmuyor. Bunun getirdiği problemler var. Çok ağır problemler var. Şimdi dolayısıyla yerlilik düşüncesini ben önce bir havza şuuruna oturtmak yanlısıyım. Havzamızı tanıyacağız. Bu ağır bir ev ödevi. Çünkü bırakın o havzayı tanımayı, o havzanın bugün elimizdeki kalan kısmını bile tanımıyoruz. Bu ülkenin çocuklarına okullarda Ostrogotlar, Vizigotlar, Lombardlar bimem ne diye böyle öğretirler, belletirler. Her Türk'ün kafasında 4 tane, 5 tane
barbar kavminin adı vardır yani Ostrogotlar, Vizigotlar bilmem ne. Ama bu ülkeye has, bu coğrafyaya has iki tane çiçeğin adını bilmez. Bu ülkenin florasını tanımaz. Bilmez. Yer sahibi oluyorsunuz ama zihnen de yersizsiniz aslında. Şu İstanbul'u tanımaz. İstanbul'un mutfağını bilmez. Balıklarının adını bilmez. Böyle milyonlarca İstanbullu, ölmüşü, dirisi. Müthiş bir kopuş var. Bir kere burayı tanımıyoruz ki. Bir de havza fikrini falan tanıyacağız. Ama tarih bazen bunu acı bir biçimde öğretiyor. Yani biz Boşnaklar katledildiği zaman birden böyle kolektif hafızamızın diplerinden bir şey çıktı ve hani sanki evimiz işgale uğramış gibi yani gidelim orada savaşalım falan bıraksak yani nüfusun bir kısmı giderdi oraya savaşmaya yani gidenler de oldu. Yani neydi bu? Bir de böyle bir tablo var. Yani üzerindeki coğrafyayı bir tarihsel hafıza veya bir siyasi coğrafya olarak da çok içini doldurarak tanımıyoruz. Bilmiyoruz yani. Yani Clemenceora'nın bilmem nesinin ne kadar derin, ne kadar bunu biliyoruz da. Mesela ne bileyim işte böyle yani, farkında değiliz. Yani bu ülkedeki mesela diyelim ki akarsular nasıldır bilmem, tuzlu sular nasıldır falan bildiğimiz ettiğimiz falan yok. Turizm de buna merhem değil. Turizm dünyanın en saçma işlerinden biridir. Gezginliği öldürmüştür, gezginliğin heyecanını öldürmüştür, keşif arzusunu yok etmiştir. Ha sizi bir yerlere getirir götürür, iki de yemek yedirir gönderir yani. O öyle değil bu iş. Bu hakikaten bir merak ve ilgi. Dünyanın en zengin floralarından birine sahip olduğumuzu biliyor musunuz? Ben bunu geçenlerde öğrendim, bu yaşta. Bu aktar işleriyle ilgilenen, tanımış bir profesörün aktarımıyla öğrendim. Yani dedi ki konuşmasında 3. buzul devrinin etkilerini Anadolu toprakları yaşamadı. Onun için bu kadar muazzam bir floramız var. Buyurun. Bilmiyordum ki ben bunu. Öğretmediler ki bana bunu. Bir kere zemin ile ilişkimiz bu kadar kopuk, yabancı, yabancılaşmışız. Bir de tarihsel havzamızı hatırlayacağız falan. Halep'i falan hatırlayacağız. Musul'u hatırlayacağız. Mezopotamya'yı hatırlayacağız falan. Bunlar zor işler. Ama başlatmak gerekiyor. Bunları ciddi ciddi başlatmak gerekiyor. Yerli oldum demek oldu bitti meselesi değildir. Oldu bittiye getirilmeyecek kadar mühim bir şeydir. Bu laf edildiyse bu ülkede hakkını ya vereceksiniz ya veremeyeceksiniz. Bu kadar açık. Bu tarihsel havzayı sınırlandırmak mümkün mü? Hayır, ben onu sınırlandırmak yanlısı değilim. Ama birkaç önemli zeminin adını iyi koymakla alakalı olduğunu söyleyebilirim. Bunlardan bir tanesi Balkanlardır. Balkanlar bizim tarihsel havzamızdır. Ama Balkanlar açısından söylenecek bir şey de şudur. Anadolu'suz Balkanların hiçbir anlamı yoktur. Dolayısıyla Anadolu'yla Balkanlar kaçınılmaz olarak yani bir tarihsel havza ilişkisini koyuyor. Buna ekleyeceğim üçüncü bir unsur daha var. O da Mezopotamya'dır. Şimdi bana bu açıdan lütfen kızmasınlar ama böyle mesela tabii ki belli bağlar hala var. Tecrübi olmaktan çok uzaktır ama var. Dil üzerinden var. Orta Asya ile elbette ki ilgilenmek gerekebilir. Ama bizim havzamız değildir oralar. Geçmiş olsun. Oralardan çıktık geldik de burada çok başka formasyonlar yaşadık. Tecrübede karşılığını bulmayan bağların bence romantik anlamının dışında bir şey yoktur. Romantizm her zaman gerekebilir ama onu gerçek yerine koymamak kaydıyla. Biz 600 sene Balkanlarda yaşadık. Bakınız, Anadolu'nun adı Roma toprağıdır. Burası Roma toprağıdır. Balkanları Anadolu'su ve Mezopotamya'sıyla hardcore, sert çekirdek bir tarihsel havzadır bu. Ha, yumuşak dokuları biraz daha aşağı inebilir. Onlarla ben o kadar ilgilenmiyorum. Önce sert çekirdeği iyi tanımlamak lazım. Balkanlar, Anadolu ve Mezopotamya. Bu bir siyasi ihtirasla söylenmiş bir laf değildir. Bu tarihsel tecrübenin fonksiyonudur.
Kırgızistan demiyorum, kusura bakmayın. Yani, tamam evet ama yani yok, karşılığı yok. Tecrübede karşılığı. Çok 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 gerilerde. Oysa burada çok canlı. Çok çok canlı. Biz gözümüzün nuru Hazreti Mevlana'ya, Mevlana Celaleddin Rumi diyorduk. Bu ne demek? Çevirelim. Romalı Mevlana Celaleddin. Erzurum, Farsça Arzurum, Roma toprağı demektir. Rumeli adını hala kullanıyoruz. Bir, yerli olmak için önce bizim zihnen ve ruhen Anadolu'nun antik geçmişiyle barışmamız lazım. Karyalıları tanımamız lazım. Lidyalıları, Likyalıları, Hititleri hepsini tanımamız lazım. Bilmiyoruz. Bunları da bilmiyoruz. Kimdi bu adamlar? Buharlaştı mı? Yok mu oldu? Oysa onlar buralıydı. Otokton halklardı. Balkanları aynı şekilde tanımak zorundayız. Balkan tarihini doğru düzgün anlatacak bir tarih profesörü bulmakta bugün zorlanırsınız. İlber Hoca anlatır. Balkan tarihi uzmanı kimdir? Bizde yoktur. Böyle bir tuhaf bir durum. Mezopotamya tarihini bize kim anlatır? Kadimiyle ve sonrasıyla, moderniyle. Yoktur. Orada konuşan dillerin uzmanları var mıdır? Yoktur. Tablo hazin. Şimdi son etapta da bir iki hususu dile getireceğim. Sonra eğer isterseniz sorular olursa konuşuruz. Roma ile barışma meselesinin hiçbir özrü olamaz. Böyle biz Bizans'ı söktük attık, yerine bambaşka bir şey koyduk falan denilemez. Buranın, bu tarihsel havzanın yapısal dünyası, ekonomisi varsa, üretim tarzı, toprakla ilişkiler, eşyayla ilişkiler, çok katmanlı kültürel süreçler aslında çok şaşırtıcı bir biçimde aslında nasıl bir büyük havzanın ortak sahibi olduğumuzu öğretiyor bize. Yani bir Yunan kilisesine giderseniz, orada bir ayini dinlerseniz, Ortodoks ayini, Mevlüt dinlemiş zannedersiniz kendinizi. Onlar da burada bir Mevlüt dinledikleri zaman şaşırıyorlar. Sanki bizim dini musikimize Türkçe sözler giydirilmiş gibi. Yemeklerimiz benziyor. Duygusal tepkilerimiz benziyor. Farklılıklar olabilir ama yani anlıyoruz meramlarını. Onlar da bizim meramımızı anlayabilirler. Böyle bir ortak anlayış, yeniden o havzanın keşfiyle ilgili bir meselemiz var. Bu çok çok önemli bir mesele. Ve bu konjonktürde ayrıca da önemli. Onu da işte o son kısımda anlatacağım. Bu köhne Bizans lafları, böyle Bizans, anti-Bizantizm. Bu adamlar 1000 sene oturdular burada ya. Niye tanımıyoruz onları? Niye Bizantinistimiz yok bizim? Yok. Sıfır. Bu durumdayız. Bu coğrafya tek dereceli olarak tanımlanamaz. Bu coğrafya çok katmanlı bir havzadır ve o çok katmanlı havzanın birleştirici kirişlerini doğru okumayı icap ettirir. Biz bunu eğer basit olarak bir milliyetçiliğin konusu haline getirirsek, düz, yalın kat bir milliyetçiliğin harcarız. Zaten bizden istenen de onu harcamaktı, harcamamızdı. Bütün topluluklar bundan sorumludurlar. Bu havzanın parçalanmasından sorumludurlar. Büyük iş yaptıklarını zannediyordu Yunanlılar bağımsız bir devlet kurarak. Sırplar, Bulgarlar, Araplar. Görsünler şimdi hallerini, hali pürmelallerinde ne olduklarını anlasınlar. Biz de en son trene atladık, biz de öyle bir iş yaptık. Yani böyle bir ulusal bir coğrafya tanımı falan. Fakat bu işler bakın hiç kolay olmuyor. Bu misak-ı milli tartışmaları, son bölümüne giriyorum konuşmanın. Misak-ı milli tartışmaları da çok ilginç bir biçimde gözüküyor. Şimdi misak-ı milli şuradan mı başlıyordu, buradan mı, geçiniz bunları ya, onları tartışmayacağım ben. Onları kompetanları tartışsın. Benim tartışmak istediğim şey şu. 1923'te kurucu önderimiz Mustafa Kemal Misak-ı Milli falan tanımladı. Sonra bir laf etti. Yurtta sulh, cihanda sulh.
Şimdi bu lafın üzerine çok spekülasyon yapılıyor. Yani bir de tabii talihsiz bir şekilde bu darbeciler yurtta sulh falan deyince işler iyice karıştı. Merak buyurmayın. Bu ayrı kodlarından temizlendikten sonra düşünelim bunun üzerine. Ne demekti bu? Yurtta sulh, cihanda sulh. Bir savaştan çıkıyorsunuz ve ilk söylediğiniz laf yurtta sulh, cihanda sulh. Yurt elimizde kalan. Yani bir kere burada birbirimizi yemeyelim demeye getiriyor. Doğru. Tabii bir ulus inşa edeceksiniz yani. Kavgalarla olur mu bu iş? İki, şunu söylüyor. Cihan diyor. Cihanda sulh. Yani dünyada barış olsun. Bir an evvel olsun ama. Yani düşünebiliyor musunuz? 1922'de savaştığımız ordunun, yani Yunan ordusunun 2 sene, 3 sene sonra generallerini burada ağırlıyoruz. Venizelos'la Atatürk arkadaş oluyorlar filan yani. Şaşırıyorsunuz. Allah Allah. Hemen arkasından Sadabat Paktı. Balkan Paktı. Sadabat Paktı. Elimizde kalan parçaya bir tarafı Trakya. Evet, hala Balkanlarda tutunuyoruz orada. Orayı elimizden alamamışlar. Bir de Anadolu kalmış elimize. Bu şu demektir bence. Bilerek veya bilmeyerek. Ama Mustafa Kemal bir Balkan evladı olarak üstelik bu işten hiç memnun değildi. Ve istiyordu ki bu 1900, yani daha kökeni tabii Yunan ihtilalidir ama 1900'lerde çok hızlandı bu iş. Bu Balkan ulusçuluklarının yarattığı toz duman bir gün durulacak. Biz yeniden birbirimizi hatırlayacağız. Onun için yani bu işi uzatmayalım, kan davasına dökmeyelim. Bu çok zekice bir şeydi. Şimdi bazıları buna kızıyor. Yurtta sulh, cihanda sulh demek suretiyle Mustafa Kemal bize mahkum etti. Balkanları unutturdu falan. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bunu yapmadı. Sadabat Paktı neydi? O da Mezopotamya bağıydı. Sahih bir sınır, Türk-İran sınırı Kasr-ı Şirin'den beri zaten duruyordu. Orada yapılacak bir şey yok. Onu söyleyeyim yani. O hakikaten mühim bir sınırdır yani. Hakikaten sınırdır o. İsteyelim veya istemeyelim. Roma toprağı meselesiydi bu. Hala Roma toprağı meselesi. Ve onun gerçek sahipleri işte biz Osmanlılarız yani. Türk diyersiniz, Osmanlı dersiniz hiç fark etmez yani. Ben Romalı da diyebilirim buna. Yani Rumileriz. Biz Rumileriz buranın sahibi. Tarihsel sahibi bizleriz. Ve bunu bir ilke haline getirdi. Sonra ne oldu? Sonra biz NATO'ya girdik. 1946'dan sonra yurtta sulh, cihanda sulh meselesinin yorumu değişti. Aynı laf başka bir anlama gelmeye başladı. Kapatalım kapılarımızı. Yukarıda bir düşman var, Rusya. Öteki tarafı bu komünist bilmem şey var, Bulgaristan var. Ondan sonra güvenilmez Yunanlılar var. Ondan sonra zaten İran'la işimiz olmaz. Ondan sonra aşağısı o Araplar falan, böyle orası bataklık gibi bir yer falan. Bize bunu böyle yorumlattılar. İki tane açılımı var bu sözün. Aynı değerde değildir. Bugün bizim tartıştığımız bu sözün yani ne kadar böyle bir demir kafes gibi, bir deli gömleği gibi üstümüze giydirilen bu sözün ne olduğunu, aslının ne olduğunu anlamak istiyorsak 1920'lerdeki karşılığına bakacağız onun. Yani Balkan Paktı armağan eden, Sadabat Paktı armağan eden. Bunu da görmek zorundayız. Mustafa Kemal'in de bir Balkanlı olduğunu unutmayın. Kolay mı doğduğu yeri bırakmak? Kim ister? Selanikliydi o. Şimdi bu tabloya iyi bakalım. Şimdi bu olaylar yaşadığımız dönem, yani bu 2010'lardan itibaren bence daha miladi karşılığı 2008 dünya krizidir. Bizi bize mahkum eden bir süreç çözülüyor. Yani dünya bir bunalıma gidiyor. Ve bunun ihtimallerinden, kuvvetli ihtimallerinden bir tanesi yaygın savaşlardır. Sebepler üzerinde durmayacağım. Soru olursa anlatırım. O kriz niye doğdu veya niye bu hale getirdi. Şimdi bu merkez çevre ilişkileri itibariyle dünyada yeni bir belirsizlik ve o derecede de bir fırsat doğuruyor. Aklımızı başımıza alarak
tarihsel havzamızla barışırsak ve bunu sağlam politikalarla götürebilirsek, o takdirde bu işin sonucunda havzamıza kavuşuruz. Şu kadarıyla veya bu kadarıyla, ama bugün olduğundan çok farklı. Bunu sakın irredantizm, yayılmacılık falan filan öyle bir şeylerle karıştırmayın. Elimizden alınanı istiyoruz. Elimizden ne alındıysa. Bu imparatorluk kurma hayali falan değil. İşte bu NATO'cu laflar bunları söyletiyor bize. Onlardan bir kere zihnimizi uzak tutacağız. Bunun üzerine ruhsal bir takım spekülasyonlar yapan, misyoner sonuçlar çıkaranları da dinlemeyeceğiz. Onlarla da işimiz olmaz. Ama bu bir reel politik olarak bir tarihsel fırsattır. Bedeli ağırdır. Maliyeti fazladır. Ama yapılacak başka bir şey yoktur. İstemedik. Bakın bugün Halep'e yakın yerlerde Türk ordusu savaşıyor. Musul meselesi alevleniyor. Dolayısıyla bunu anlamlı bir şeye dökmek, bu tarihsel coğrafya veya havza realitesiyle uyumlu ama onu bir misyon haline getirmeyen, onu böyle bir fantazi haline getirmeyen bir bakışla bu işi götürmek zorundayız, yürütmek zorundayız. Durumumuz iyi değil. Şu açıdan iyi değil. Bu NATO meselesi, NATO'nun tarihi yeniden yazılmak zorunda. NATO her şeyimizi felç etti. Zihnimizi, ruhumuzu, hatıralarımızı, kavrayışlarımızı, düşünüşümüzü allak bullak etti. Bugün unutmayın, bütün üniversite modelleri, Anglo-Sakson üniversite modellerinin en çarpık, en düzeysiz formlarıdır. Böyle bir üniversiteyle İngilizce eğitim vereceğiz telaşıyla saçma sapan işler yapan üniversitelerle bu iş olmayacaktır. Oradan yetişmeyecek çünkü. Yetişmesi gerek ciddi bir eğitim reformu. Çok çok önemli. İlkokul çocuklarını bu ülkenin florasıyla tanıştıran, coğrafyasıyla tanıştıran, tabiatıyla tanıştıran, tarihiyle barıştıran bir eğitime ihtiyacımız var. Sonrası uzmanlık. Bizantinist istiyorum ben. Yunanlılardan daha iyi Yunanca konuşan Türkler istiyorum. Yunanistan'ı Yunanlılardan daha iyi bilen Türk uzmanları istiyorum. Farsçanın ağzından girip burnundan çıkan farsologlar istiyorum. Rusçayı ana dili gibi, su gibi konuşan, biz Rusça, Rus dili ve edebiyatına mezun oldu diye komünistlikten insan tutukladık. Ruslarla işte görüyorsunuz. Yani burada beraberiz. İte kaka beraberiz. Bunlarla iş tutacağız. Çatışacağız, rekabet edeceğiz. Ayrı hikayeler bunlar. Bunlar atlanıyor ve hepimiz Amerikanize oluyoruz. Böyle yerlik olmaz. Bu sermayeyle yerlik yapılmaz. En muhafazakar ailelerimiz çocukları İngilizce öğrensin diye çırpınıyor. O kadar Arapça öğrensin diye çırpınmıyor. Ne tuhaf değil mi? Bu kadar kozmopolit etkiler diye adlandırılan etkilere maruz kalmışız. Bu kadar coğrafyamızdan kopmuşuz. Bu kadar kültürel hayatımızdan kopmuşuz. Tarihsel havzamızdan kopmuşuz. Yerlik. Çok doğru bir çağrı. Tamamen katılıyorum. İçini doldurmak o emek istiyor. Evet, bu kavramı biraz kendimce böyle yorumladım. Fazla da vaktinizi alıp sizi sıkmayayım. Burada keseyim. Eğer sorularınız olursa hay onları cevaplandırmaya çalışırım. Ben Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisiyim. Evet. Okulumuzda geçen yıl bir Bizans Enstitüsü kuruldu. Türkiye'de sanırım Koç Üniversitesi ile beraber ikinci Bizans Enstitümüz. Ve ciddi tepkiler aldı okulumuz. Yani Bizans Enstitüsü Türkiye'de ne işi var gibi böyle ciddi tepkiler aldı. Bizans çalışan nadir kurumlardan birisi bizim okulumuz. Evet. Ve geçenlerde öğrendiğim kadarıyla hocalarımdan İstanbul Belediyesi'nin kurmak istediği bir müze var. Bizans Müzesi. Bizans İşkence Müzesi. Şöyle bir durum var. Yani mesela Selanik'te Osmanlı hakkında kurulan ilk müze Osmanlı İşkence Müzesi olsaydı biz Selaniklilere muhtemelen hani hiçbir şeyden anlamıyorsunuz gözüyle bakardık ya da Yunanlılara. Yani ülkedeki bu hani sizin anlattığınız, çizdiğiniz bir tablo vardı. Bu tablodaki tabloya karşı bakış neden bu kadar hani ulus devlet bakışıyla
bakılıyor. Hala bu floranın farkında olan, olması gereken en azından bir yapı varken. İkinci sorum da çizdiğiniz bu flora tablosu ile alakalı. Acaba sahiden bu çizdiğiniz tablo bu kadar net mi? Yani şunu merak ediyorum. Osmanlı Devleti'nde hakikaten bizim hakikaten bunlar farklı farklı renklerimiz ve altımızda barındırılan insanlar ve tebaamız ve işte beraber beraber mutlu mutlu yaşıyoruz şeklinde bir tablo var mıydı? Yoksa yani devlet kendine herhangi bir tehdit olarak gördüğünü direkt öldürüyor muydu? Yani işte Diyarbakır'da mesela atıyorum şemsiler vardı, güneşe tapanlar. Onlar vergilerini verdiği müddetçe çok iyi vatandaşlardı. Daha sonra ama aynı bölgede işte Yezidiler vardı. Onlar farklı bir şekilde hani bir politikleşmeye başladıkları zaman indirilebiliyorlardı. Ya da işte Balkanlar'da aynı şekilde eşraftan veyahut da işte Bulgar bir takım ayandan farklı farklı tepkiler görebiliyordu ayanlar devletten. Yani çizdiğiniz bu tablo hakikaten o şekilde mi? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi bu tip şeyler, yani bu yerlilik meselesini söyledim ben. Tek dereceli bir şey haline getirip kuşa çevirirseniz elinizde kalır. Yani sizi odanıza mahkum eder. Kendinize mahkum eder, işin içinden çıkamazsınız. Bu fakirleşmektir. Bu yoksullaşmaktır. Ben hep onun örneğini veriyorum, bakınız. Düşünüyorum o halde varım mın karşısında, düşünüyorum o halde varsın deme olgunluğu. Bu İhsan Oktayanların romanında geçer, çok hoştur yani. Çok da sık kullanırım. Ya biz onlar gibi düşünüyorum o halde varım, kendimden ibaretim falan demiyoruz. Düşünüyorum o halde varsın. Bu kendimi bir şeye havale edip onunla birleşerek zenginleşme meselesidir. Anadolu tasavvufu dediğimiz şeyin de zaten kaynağı budur. Esas motivasyonu budur. Yunus niye Yunus olur? Mevlana niye Mevlana olur? Mısri niye Mısri olur? Kendinden çıkıp bir şeye karışarak bir şey olmak. Bu medeni bir cesaret. Ve Osmanlı medeniyeti diye bir şey varsa işte bu cesaret üzerine vardır. Sonuna kadar bir kayı boyu olarak kalmadı. Oradan çıktı. Rum şeylerle tanıştı. Nedir o? Derebe, tekfurlarla tanıştı. Kızını aldı. Evlendi. Çocuk yaptı. Tanıdı, dinledi, gördü, anladı. Büyüttü kendini. Şimdi biz kalkıp bütün bunlar olmamış gibi kendimizi fakirleştirip o siyasi itiş kakışı NATO planları iyi tutuyor demektir. Ben size söyleyeyim. Çünkü değişmez stratejisi NATO'nun yalnızlaştırmaktır. Bunu bilin. Ya bunu net söyleyebilirim. Sizi yani kendinize mahkum eder. O ara şişirirsiniz bir şeylerle kendinizi. Dev aynalarında filan hissedersiniz. Böyle olmaz bu işler. Bu akıl işi. Bu herhalde birinci sorunuza cevap olur. İkinci meseleye gelince, valla verginizi verirseniz Osmanlı'da sizinle geçinir, herkesle geçinir. Bu zaten siyasetin vazgeçilmez meselesidir. Siyasetin bir fiskal arka planı vardır. Tarihsel olarak böyledir. Vergi barışını kurarsanız sosyal barışınız da kurulur. Eğer vergi barışınız aksarsa, ödemeler, kaçırmalar, başka tasarruflar filan, orada her türlü toplumsal meseleniz, sosyal meseleniz, ulusal meseleniz büyür. Bu çok net. Osmanlı'nın bakışı da bundan farklı değildi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de formül aynıdır yani. Bugün yani bir sürü suç işleyebilirsiniz, devletle probleminiz olabilir ama vergiyi kaçırın da görün bak ne oluyor. Yani cinayet işleyin ama vergi kaçırmayın. Böyledir. Affı yoktur o işlerin. Ha bizim eksik formasyonlarımız var. Biz kalkınacağız, büyüyeceğiz, gelişeceğiz, medeniyet seviyesinin üstüne zıplayacağız falan gibi laflar ama ad için dolduramadık. Yarı merkezi ülke olmanın kaderidir bu. Kaynak bulamadık falan. Çok zorlandık. Vermediler, koklatmadılar. Bir de ev ödevi verdiler. Malzemeyi vermiyorsun, bana bir defter kalem vermiyorsun, benden ev ödevi istiyorsun filan. Kendi kaynaklarımla da bunu yapamıyorum. Ha?
İşte orada tuttular. Onun için bizde hepsi problemli. Ulus projemiz problemli hale geldi. Modern devlet olma projemiz problemli hale geldi vesaire. Osmanlı'nın işte kesip biçtikleri, yani şiddet kullandıkları vergiyle ilgili meselelerdir. Veya siyasi başka sebepleri vardır. Mesela bu Doğu meselesi, İran, Safevi-İran ilişkileri falan. Onun dışında geçinir. Yani Ermenilere milleti sadıka demedim ya. En sadık millet dedi ya. Daha ne yapsın? Yani bunlar Hristiyan. Bizimle ne alakası var? Kefere takımı demedi. Milleti sadıka dedi. Bunu işte mesela dar görüşlü insanlar, bu gerçi Osmanlı saraylarında kadınlar işte kimi ulah, kimi Sırp, kimi bilmem Rus, Ukraynalı bilmem ne. Olur mu böyle şey? İşte Türk'ün kanını bozdular falan diye anlatan koca koca utanmaz tarihçiler çıktı bu memleketten. Kafatasçılar çıktı. Bizim bu işlerle ilgimiz yok. Biz ırkçı olamayız. Biz kafatasçı olamayız. Biz kan hesabı güdemeyiz. Burada bu havzanın jeo kültüründe yok böyle bir şey. Niye burada bunları zorluyoruz ki? Niye zorluyoruz? Özgüven denilen bir şey. Bakın fırsatlarını buluyoruz bunların bugünlerde. Artık NATO'ya biraz dur be falan diyebilecek hale geldik. Bir kendimize gelelim ama kendimize gelirken şeylere girmeyelim. Böyle ekstaz halleri, zihin kayıplarına yol açacak şeyler, halüsinasyonlar falan bunlar olmaz. Akıl işidir bu. Ben size söyleyeyim. Birinci meclisteydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Şair konuşuyor. Biz diyor yendik yedi düveli. Bu ancak diyor milli bir cinnet sayesinde oluyor falan deyince Mustafa Kemal oradan diyor ya sen ne cinnetinden bahsediyorsun? Ne saçmalıyorsun sen? Hesap işidir onlar, hesap diyor. Hesap işidir bunlar. Akıl işidir yani. Onun için bu tarz bir milliyetçilik, böyle bizi bize mahkum eden, bizden başka bütün dünyaya kapatan, o zaman bilin ki birbirimizi daha fazla gözümüz çıkaracağız. Ne kadar başkasına yönelirseniz kendinizle ilgili problemleriniz de o kadar azalır. Osmanlı bunun en muazzam formüllerinden biridir. Tecrübelerinden biridir. Fatih Sultan Mehmet sular seller gibi Grekçe biliyordu işte. Latince biliyordu. Herodot okuyordu. Homeros okuyordu. Coğrafyayı tanımak istiyor çünkü. Bu işler böyle olur. Onu Fatih yapan budur. O İskender gibi deli fatihlerden değil, akıllı bir fatihti. Çılgın fatihlerden değildi, akıllı bir fatihti. Örnek alınacak insan odur. Buyurun hanımefendi. Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Benim sormak istediğim şey şu. Evet, hani Balkanlarda, Mezopotamya'da gerçekleştirmemiz gereken hamleler için çok güçlü bir kültür hamlesine ve bir noktada iman tazelenmesine. Hani bunu sadece dini anlamda söylemiyorum. İnandığımız şeyler doğrultusunda yeniden bazı şeyleri oluşturmaya ihtiyacımız var. Hani Osmanlı örneğinden gidersek, evet, karşılaştığımız her farklı kültüre karşı alışveriş yapabilecek güçteydik. Çünkü kültürümüzün o dönemlerde kendine güveni vardı ve dışarıya karşı açıktı. Hani başka bir kültürle karşılaştığında, aa bu yabancı unsur, hani bunu kesinlikle bundan uzak durmalıyım tarzında bir bakış açısı değil de bundan nasıl yararlanabilirim ya da bunu kendime nasıl harmanlayabilirim düşüncesi olduğu için o noktalara belki gelebildik. Ama bugün baktığımız noktada hem dünyada, küresel bir çağda yaşadığımız teknoloji, internet, bu gibi faktörlere baktığımız zaman böyle bir kültür hamlesini gerçekleştirmek ve iman tazelemesine gitmek için yeterli gücümüz ya da yeterli zamanımız, nasıl bir strateji izlenmesi gerekiyor acaba, bunu merak ediyorum. Yani işte zaten beni hayal kırıklığına uğratan malzemenin eksikliği ve sığlığı. Bu NATO nebulasından çıkmamız lazım. Yani bu NATO ile anlaşmalarımızı bitirelim anlamında söylemiyorum. Zihnen ve ruhen. Çünkü bu NATO'nun tarihi çok örseleyici, çok yıkıcı, çok tahripkar zihinlerde. Yani NATO'nun imali bir NATO'cu yerli olmaz. Onun sözüm ona yerlici söylemi bile aslında
yalnızlaştırıcı bir etki yapar. Buralardan çıkacağız. Hakikaten dar bir eşikteyiz. Tutunma meselelerimiz var. Yani yüzyıllık böyle kriz dalgalarından birini yaşıyoruz. Yani 1815, 1915, 2015 yani. Demek ki böyle bir düzenlilik sanki var gibi bile gözüküyor. Yani burada evvel emirde yapılması gereken işler var. Allah büyüklerimize güç, kuvvet, feraset versin. Ne diyeyim yani. Ama bir de bir yatırım gerektiriyor bu işler. Bir an evvel başlamamız lazım. Şu eğitimin hali nedir yani böyle? Ya ben içinde olduğum için görüyorum. Her sene daha da dehşete düşüyorum. Biz bunları diploma sahibi yaparak işler oluyor zannediyoruz. Bilmem kaç tane üniversite açtık diye üniversite oldu zannediyoruz. Şu kadar lise açtık diye oldu zannediyoruz. Yani bunlarla olur mu? Bu bir yatırım meselesi. Doğru ihtiyaçlar tespiti ve o bir an evvel o işi yapmak yani. Yok bu. Daha da başlamış bir şey de yok. Kusura bakmayın ben görmedim. Belki benim görmediğim bir şeyler varsa onu bilmiyorum. Yani bir de zihnimizi bu meselelerden biraz arındırmamız gerekiyor yani. İşte küreselleşmenin faydalarını biraz buradan çıkaralım. Yani YouTube'da örneğin ne bileyim bir sürü işte kaybedilmiş coğrafyalardaki hayat hakkında malzeme, film, bir şeyler bu görürsünüz yani. Bir bakın bakalım eskiden öyle bir imkan da yoktu yani. Böyle bir imkan var. O küreselleşmenin bazı nimetlerini nasıl kullanacağımız çok önemli. Yani, ama çarpık kullanımlar var onu da söyleyeyim yani. Yani dedikoduyu seven milletler yaşar bu coğrafyada. Dedikodu dünyamızı teknolojik bir hale getirdik. Yaptığımız o yani. Aferin. Bu kadar. Bu ne olmuyor işte. Evet. Cevap oldu mu hanımefendi? Evet. Başka var mı? Tamam galiba. Bir tane hanımefendi oradan söyledi. Ben gelmeden önce yerelliğe yakın bir yerlilik şeyi bekliyordum ama bu arada böyle planlama okuyorum ve yerellik çalışıyorum ama çok daha farklı bir şey. Niye öyle biliyor musunuz hanımefendiciğim? O size yerellik diye öğretilen şey Anglo-Sakson kafasıyla yerelliktir. Öyle yerellik olmaz bu havzada. Bizim yerellik kültürümüz, mahallelik kültürümüz de çok farklıdır. Size orada patternlar öğretilir. O patternlar burayı karşılamaz. Biz kendi planlamamızı yapacaksak eğer ki pek hayat bizde planlanan bir şey değildir ama modern bir ihtiyaç olarak planlamanın parametrelerini hayatın içinden türeteceğiz. Böyle olmaz işte. Yani bunlarla bir yere gidilmiyor. Kusura bakmayın yani. Onun için sizde bir hayal kırıklığı yaratmış olabilirim. Kusuruma bakmayın. İyi bilmiyorum. Fazla mal göz çıkarmaz diyelim. Evet. Tamam herhalde değil mi? Başka soru var mı? Yok. Peki sabrınız için çok teşekkür ederim.